Yukarıda belirtilen durumlardan hangileri uzaktaki bir cisme bakıldığında gerçekleşir? Uzaktaki bir cisme baktığımız zaman şu göz merceğimiz ise bakın şurada mercek bağları bulunur. Mercek bağları üstte bulunur. Üstte ve altta. Yan tarafta ise kirpiksi kaslar vardır. Kirpiksi kaslar. Dolayısıyla biz uzaktaki bir cisme baktığımız zaman mercek bağları kasılırken kirpiksi kaslar da ne yapar? Tam tersi gevşer. Yani şöyle söyleyeyim. Bunlar kasıldı yukarı doğru. Bunlar da gevşedi. Gevşeyince yan taraftan mercek esner. Üstteki mercek bağları kasıldığı için mercek incelir. Yukarıya doğru bakın rahatlıkla. Yandan tutan bağlar da ne yaptı? Gevşedi. Kirpiksi kaslar kasılır. Bu yanlıştır. Mercek bağları kasılır. Mercek incelir. Uzaktaki bir cisim veya uzaktaki bir alan, geniş bir alan olduğu için görüntünün daha net görülebilmesi için göz bebeği de büyür. Cevabımız 2, 3, 4 olup burada D şıkkıdır. T0, T1 aralığında aç olan bir insan T1 anda yemek yiyor. Bu insanın kanındaki insülin hormonu miktarı değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisine doğru bir şekilde gösterilmiştir? Şimdi olayı şöyle düşünelim bakın. Şimdi T0, T1 aralığı bu bölgede insan aç, henüz yemek yememiş. Dolayısıyla kandaki şeker düşük. Kandaki şeker düşük olduğuna göre insülinin yüksek olmasına gerek yok. İnsülin seviyesi normalde ne olmasında, hangi seviyesinde olması lazım? Altında olması lazım. Alt seviyede seyreder. Ancak T1 anında bu bölgede yemek yediğine göre kan şekeri yükselmeye başlayacaktır. Bu kan şekerini düşürmek için bu defa kanda insülinin miktarı da artacaktır. Bu çizimimize uygun olan grafik burada A şıkkında gösterildiği için cevabımız A'dır. Kalp kası bazı özellikleri yönüyle çizgili kaslara benzerken bazı özellikleri yönüyle de düz kaslara benzer. Bize soruda 3 tane özellik verilmiş. Bunlardan hangileri çizgili ve kalp kasında ortaktır? Ortak özellikleri bizden bulmamız istenmiştir. Bunu bir nevi tablo sorusu gibi düşünebilirsiniz. Yani şöyle 3 özelliği tablonun 3 satır olarak kabul edersek, iki eşsütunlarımızda biri kalp kası olsun, bir de burada verilen nedir? Çizgili kas olsun. Bakalım ene bantlaşma her ikisinde de var. Her ikisi de kırmızı renkli. Hücrelerin birbirine ara plakla bağlanmış olması, hücrelerin birbirine bu şekilde sıkı bağlanmaz. Sadece kalp kasında var, çizgili kasta yok. Bizden ortak özellikler sorulduğuna göre burada cevabımız D şıkkı olacaktır. Cevap 1-2'dir. Yukarıda belirtilen özelliklerden hangileri kıkırdak doku hücrelerine, hangileri ise kemik doku hücrelerine aittir? Bu soruyu bir tablo sorusu gibi düşünebilirsiniz. Tabloya benzetecek olursak bakın şu kısım, bu özelliklerin her biri tablonun bir satırını göstersin. Şu şekilde birbirinden ayırdığımız zaman. İki de dikey sütuna böldüğümüz zaman birinci sütunumuz K, ikincisi de L olsun. K kıkırdak doku, kıkırdak. L ise kemik dokuyu gösteriyor. Şimdi ara madde içerisinde hücrenin küçük gruplar halinde bulunması kıkırdak dokuya ait bir özellik olup kemik dokuda görünmez. Kıkırdak doku hücreleri 1 ya da 2, 3, 4'lü gruplar halinde ara madde içerisinde bulunabilirler. Hücrenin sitoplazmik uzantılarla birbirine bağlanması kemik doku hücrelerine ait bir özelliktir. Çünkü ara madde çok serttir. Hücreler sitoplazmik uzantılarıyla birbirlerine madde alışveriş yaparak yardımlaşır. Hücrelerin ara maddeden difüzyonla beslenmesi kıkırdak dokuya aittir. Çünkü ara madde esnektir, yumuşaktır, difüzyonla madde geçişine izin verir. Ama kemik doku ara madde sert olduğu için böyle bir özelliği orada göremeyiz. Oksijenin solunumu ATP üretme her ikisinde de vardır. Çünkü her iki dokunun hücrelerden mitokondri taşır ve oksijenin solunum yapabilir. Bu durumda K'nın özellikleri 1, 3 ve 4 olacak. D'nin özellikleri ise bakın 2 ve 4 olacaktır. Cevabımız burada E şıkkıdır diyebiliriz. İnsanda üreme sistemi eşey organları ve yardımcı bezlerden oluşur. Dişi üreme sistemine ait 4 tane yapı bize verilmiş. Bu yapılardan hangileri arasında hormonal etkileşimin söz konusu olduğu bizden sorulmaktadır. Bu yapılardan ovaryumdan östrojen ve progesteron hormonları salgılanır. Östrojen, progesteron hormonu.
Falop tüpünden hormon salgılanmaz. Rahim uterus dokusu hormon üretmez. Vajina üretmez. Dolayısıyla hormonal etkileşim bir ve diğer yapılar arasında olması söz konusudur. Bir, cevabımız da bir mutlaka olacak. Peki östrojen ve progesteron hormonları dişi üreme sisteminin hangi bölümünü doğrudan etkiler? Burada cevabımız birden üçe doğru olması lazım. Uterus dokusunun bu hormonlar kalınlaşmasını sağlar. Bundan dolayı cevabımız birden üçe doğru olup C şıkkıdır. İnsan boşaltım sisteminin şekli yukarıdaki gibidir. Şekil üzerinde gösterilen bölümlerle ilgili hangisi söylenemez diye bizden soruluyor. Yine son kelimeye dikkat ediyoruz. Söylenemez, olumsuz bilgi. Bir numaralı yerdeki serbest sinir uçları beyne impuls gönderebilir. Bir numaralı bölge mesenedir. Mesenedeki serbest sinir uçları beyne impuls gönderir. Yani idrar toplandığı zaman meseneye baskı yapar. Bu durumda yaptığı basınçta sinir hücreleri tarafından beyne iletilir. Bu doğrudur. İki numaralı kısım üreterdir. Doğru, çünkü idrarı taşıyan kanaldır. İdrar böbrekten iki numaralı kanalla çıkar. Bu kanala üreter adı verilir. 3 ile gösterilen damar kalpten böbreğe kan getiren böbrek atar damarıdır. Mavi renkle gösterilmiştir bu damar. Çünkü temiz kan taşıyor. Kökeni aorttur. Aorttan geliyor. Dolayısıyla aort kökenli olan ve böbreklere temiz kan getiren 3 nolu damar böbrek atar damarıdır. 4 nolu damarda da normal şartlarda kalbe üre oranı azaltılmış kan taşınır. Evet, 4 nolu damar böbrekten çıkan kanı kalbe taşımaktadır. Kalbe götürmektedir. Daha sonra bu damar alt ana toplar damarla birleşir ve kanı kalbe taşır. Ancak böbrekte ürenin tamamı temizlenmez. %50 ancak bir turda temizlenebilir. Dolayısıyla çıkan kanda da belirli bir oranda üre bulunmaktadır. Bir miktar üre tekrar bu yolla kalbe döner. Bu bilgi de doğrudur. 5 numaralı bölümde idrar toplanır. Yanlış. İdrarın toplandığı yer mesenedir. Mesene idrarı toplar. 5 numaralı bölüm böbrektir. Böbreğin tabii ki havuzcuk bölgesinde çok kısmi bir idrar toplaması olabilir ama 5 genel olarak böbreği göstermiştir. Böbrek idrarı depolamaz. Üreter üzerinden mesaneye taşır ve mesenede depolanır. Cevabımız hatalı olan bilgi burada E'dir. Şekli bitkilerde gerçekleşen yukarıda belirten olaylardan hangileri sadece, bakın burada püf noktalarından bir tanesi şu kelime, sadece mayoz bölünme ile gerçekleşir. Mikrospor ana hücresinde mikrosporun oluşması, mikrosporlar haploidtir, ana hücreler diploidtir. Dolayısıyla diploid ana hücresinin haploid mikrospora dönüşmesi sadece mayozda gerçekleşir. Makrospordan yumurta hücresinin oluşması, burada makrosporun yumurta hücresine dönüşme sırasında 3 tane mitoz gerçekleşir. Dolayısıyla burası olamaz. Şuraya işaret koyduk. Şurası olumsuz. Genetik şekilde sperm çekirdeklerine dönüşmesi, her ikisi de haploiddir. Arada mitoz söz konusudur. Polen eşeği ana hücresinden polen oluşumu sırasında hem mayoz var burada, hem mayoz. Daha sonrasında mikrospor oluştuktan sonra mitozda da genetif ve vejetatif şekilde oluşmaktadır. Dolayısıyla hem mayoz hem mitoz var. Bizde soruda ise sadece mayoz bölünme ile gerçekleşen soruluyor. Verilen öncüler içerisinde sadece mayozda gerçekleşen mikrospor ana hücresinden mikrosporun oluşması olup cevabı A'dır. Yukarıdaki şekilde genç ve odunsu bir bitkinin gövdesinin kesiti. Bakın buralara dikkat ediyoruz. Gösterilmiş. Yapılan bir deneyde bitkinin toprağına renkli su verildiğinde N bölgesinin boyandığı, yani bakın şu bölge boyanmış renkli sıvıyla, boyandığı gözlenmiş. Bitkinin gelişme sırasında ise M'nin halka sayısının arttığı gözlenmiş. Bu durumda bakın şunları anlarız. N demek ki su ve suda çözülmüş mineralleri taşıyor. Öyleyse N kısilemdir. Kısilem yani odun borlardır. M ise halka sayısı arttığına göre kambiyum dokusudur. Kambiyum dokusu. L fulem yani soymuk boruları. K ise genç olduğuna göre bu bitki epidermis olabilir veya çok yıllık bir hale gelmişse epidermisin yerine mantar doku olabilir. Şimdi bu bilgilere göre hangileri doğrudur? Fotosentez ürünleri L ile
Su ve mineraller ise N ile taşınır. Doğru. L floem olduğuna göre fotosentez L ile, su ve mineraller de N ile, yani kısırem ile taşınmaktadır. M dokusu gövdenin kanlaşmasını sağlar ve meristem hücrelerinden oluşur. Doğru. Bakın, yaş halkalarını oluşturmuş. M dokusu gövdenin kalınlaşmasını sağlar. Neden? Yaş halkalarını oluşturuyor. Yaş halkalarını oluşturduğuna göre M dokusu bu görevi yapmaktadır. Doğru. Şimdi cümlenin ikinci kısmı, meristem hücrelerinden oluşur. Doğru. Çünkü kalınlaşmanın olabilmesi için hücrelerin bölünmesi lazım. Hücreler bölünüyorsa bu hücrelere meristem hücreleri diyoruz. Bu bilgi de doğrudur. K, L ve M'nin hücreleri canlıdır. K epidermis canlı, floem canlı, kambiyum canlı. Doğru. N ise ölü, kısilem odun borularından oluşuyor. Hücreleri ise ölüdür. Bu bilgi de doğrudur. Cevabımız burada 1-2-3 olur. E şıkkı olmalıdır. Krebs tepkimeleri mitokondri sıvısı içerisinde gerçekleşir. Mitokondri zarları arasında pürvig asitten oluşan 2 karbonlu asetil koenzima mitokondri sıvısına geçer. Dolayısıyla Krebs reaksiyonları asetil koenzim A ile başlar. Evet. Asetil koenzim A 2 karbonlu bir bileşiktir. Krebs tepkimelerinde yıkılır. Yıkılmaz sonucunda ise, yıkımı sonucunda neler oluşabilir? İşte ATP oluşur, CO2 oluşur. Bunun dışında NADH molekülleri oluşur, NADH artı H molekülleri oluşabilir vesaire. Şimdi burada birinci kısım bölüm asetil koenzim A olacaktır. Zaten şıklar içerisinde asetil koenzim A olan, şu düzeltmemizden sonra tabi tek şık kalıyor. Asetil koenzim A ikinci kısımda NADH olabilir. Cevabımız bundan dolayı B şıkkıdır. Yandaki şekilde sindirim sisteminin bazı bölümleri verilmiştir. Bu bölümlerle ilgili, sindirim sistemin kısımları ile ilgili hangisi yanlıştır diye bizden sorulmakta. Şimdi burada tabii şekil üzerinde bazı düzeltmelerimiz var. Safra kesesi burası. Şu dalağı buradan siliyoruz. Dalak değil. Bu yapı nedir? Karaciğerdir. Aşağı doğru mideden sonra gelen yapı ince bağırsak, sonra kalın bağırsak gelir. Dolayısıyla burada İnce bağırsak salgısını boşaltan diğer bir yapı pankreas olacaktır. Safra kesesi değildir. Yani bu düzeltmeler yaptıktan sonra kısımlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye bize sorulduğuna göre, şimdi tükürük bezleri doğru verilmiş. Ondan sonra yemek borusu gelir, doğru. Daha sonra mide gelir. İnce bağırsak gelir, kalın bağırsak gelir, doğru. Hatalı olan yapılardan bir tanesi neydi? Safra kesesiydi. Safra kesesi yanlış verilmiş. Peki diğer hatalı yapı nedir? Dalaktır. Dalak karaciğer olarak düzelttik. 5 nolu yapıya da ne diyoruz? Karaciğere daha yakın olduğu için safra kesesi diyoruz. Burada yanlış olan yapılar 4, 5 ve 6 olacak. 4, 5 ve 6'nın bulunduğu şık da burada E şıkkıdır. Büyük bir ormanın iç bölgelerinde başlayan orman yangını merkez bölgesinde geniş bir alanda bitki örtüsünü yok etmiş. Zamanla bu alanda küçük bitkiler ortaya çıktı. Uzun bir sürede de yeniden orman ağaçlarının geliştiği gözlenmiştir. Yukarıda anlatılan ekolojik olay kavramlarından hangileriyle açıklanabilir? Şimdi şöyle düşünelim bakın. Bir ormanlık alan, arazi var. Bunun coğrafik sınırları şöyle şekilde gösterdiğim gibi olsun. Bunun merkez bölgesinde, merkezinde bir yangın çıktı. Ve belirli bir alandaki ağaçlar ve bitki örtüsü tamamen yok oldu. Zamanla tekrardan yandaki bitkilerin buraya gönderdiği tohumlarla burada küçük bitkiler oluştu ve daha sonra büyük bitkiler oluştu. Zamanla orman kendini tekrar yeniledi. Şimdi buradaki komünite tamamen yok olmamış. Kısmi bir zarar görme söz konusudur. Dolayısıyla yok olan bölge sağlıklı bölgeler tarafından onarılmaktadır. Böyle bir süksesyona ikinci süksesyon denir. Halbuki belirli bir alanda hiç canlı kalmasaydı, sıfırdan çok uzak bölgelerden gelen tohum veya sporlarla yeniden bir yaşam, bir komünite burada başlamış olsaydı buna biz birinci süksesyon adını verecektik. Bu birinci süksesyon değildir. Kısmi bir yenilenme olduğu için ikinci süksesyondur. Buradaki ilişki avcı ilişkisi de denemez. Çünkü buradaki olay iki tür arasındaki beslenme ilişkisine dayalı bir avcı ilişkisi değildir. Bundan ibaret değildir. Çok daha karmaşık, kompleks bir olaydır. Cevabımız bundan dolayı yalnız 2 olup 5 şıkkıdır. Yukarıda bir mRNA molekülünün nükleotit dizilimi gösterilmiştir. Bu mRNA ve bu mRNA'nın kalıp olarak kullanımı sonucu üretilen protein molekülü ile ilgili
yargılarından veya verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Bu bir mRNA ise, mRNA molekülü ise şöyle incelediğimiz zaman her üç nükleus bir kodonu göstermektedir. Dolayısıyla bakın toplamda bu mRNA üzerinde 5 tane kodon olduğunu görüyoruz. Bu kodonları kodlayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Birinci kodon AUG'dir. AUG koduna başlama kodonu diyoruz. Başlama kodonu ve başlama kodonu bir amino asit temsil eder. Buna karşılık gelen amino asit metiyonindir. UAA ise bitiş kodonudur. Bitiş veya stop kodonu dediğimiz kodondur. Dolayısıyla bitiş kodonuna karşılık gelen bir amino asit söz konusu değildir. Bu mRNA üzerinden 4 amino asitlik bitiş kodonu çıkarttığımız zaman 4 amino asitlik bir protein sentezlenir. Şimdi öncüleri değerlendirelim. Sentezlenen proteinin son amino asitini getiren tRNA. Son amino asiti getiren tRNA dördüncüsüdür. Dördüncü kodona karşılık gelen tRNA'dır. Şimdi buraya amino asit getiriyor tRNA'mız. Antikodon şifresi AUU şeklindedir. Bakalım GSU'nun karşılığı ne olacaktır? SGA olacaktır. Bunun antikodon şifresi SGA'dır. AUU şeklinde değildir. Bu bilgi hatalıdır. Sentezlenen protein 4 amino asitten oluşur. Doğru. 5 kodondan sonuncusu bitiştir. Ona karşılık bir amino asit olmadığı için protein 4 amino asitten meydana gelir. Protein yapısındaki kodon çeşidi kadar amino asit çeşidi bulunur. Bu hatalıdır. Çünkü farklı kodonlar aynı amino asitin şifresi olabilir. Burada doğru bilgilerimiz, doğru olan bilgimiz sadece 2 olup cevabımız B şıkkıdır. Solunum gazlarının taşınma sırasında gerçekleşen tepkimelerden hangileri akciğerdeki alveol olan kılcal kan damarlarında gerçekleşir? Kılcal kan damarlarında neler olur? 1. Birinci durum O2'nin taşınması meselesidir. O2'nin taşınması sırasında hemoglobin HbO2 ile tepkimeye girer ve HbO2 oluşur. Burada HbO2 oluşumu bakın 4. öncülde var. Demek ki akciğer kılcallarında şu 4. olay gerçekleşiyor. İkinci durum ise CO2'nin burada atılması sürecidir. Alveollerden difüzyonla kandan dışarı atılma süreci. Bu süreçte neler olur? Gelen alveolün içerisinde hidrojenlerin bir kısmı hemoglobin tarafından yakalanmış durumdadır. Burada hemoglobinin tuttuğu hidrojenler serbest kalır. Yani akciğer alveollerinde hidrojenlerin bir kısmı serbest bırakılacaktır. Birinci bilgi doğrudur. Peki daha sonra ne oldu? Buraya bir karbonat iyonları kan plazmasıyla gelir. Bir karbonat iyonlarının tamamı hidrojen iyonlarıyla tepkimeye girer. H2CO3 yani karbonik asit oluşur. Daha sonra H2CO3 su ve karbondioksite parçalanır. Bu karbondioksite dış ortama atılır. Dolayısıyla bakın bir karbonatın hidrojenle birleşmesi söz konusudur. Ama üçüncü bilgi kesinlikle olmaz. Üçüncü bilgi CO2'nin suyla bağlanıp karbonik asite dönüşmesi bu dokularda gerçekleşen bir durumdur. Alveollerin kılcal kan damarlarında üçüncü olay gerçekleşmez. Burada cevabımız D şıkkıdır diyorum ve nokta.